bizim de tam tersi bir gidişatımız varken çıkış yapmak, gidişatı değiştirmek durumundaydık. Belki büyük maç olması, büyük rakiple oynamak, iki büyük takımın oynaması doğal bir konsantre sağlayacağından bir fırsat olabilirdi. Hafta içi bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapmıştık. Çünkü Trabzonspor futbol takımı kaliteli oyunculardan kurulu. Geçen yılın şampiyonu. Bu yıla devreden kadrodan kayıplar olsa dahi o duyguyu yaşamış oyuncu sayısı fazla. Bu duyguyu zaman zaman kaybetmiş olsa da fırsat akşamlarında konsantrenin yüksek olduğu yerlerde bir değişimin, bir çıkışın olabileceğini düşünüyorduk. Oyuncu arkadaşlarımız çok iyi cevap verdiler. Trabzonspor oyuncusu olduğunu, onları kimsenin kolay kolay yok sayamayacağını, Trabzonspor'un bu ligde, Türk futbolunda her zaman var olacağını ve her zaman kazanan takımlar tarafında olacağını göstermek durumundaydılar. Zannediyorum ki bugün maçı kazanabilirdik. 3 puan alabilirdik. Maçtan ve 3 puandan daha fazla değerler kazandık diye düşünüyorum. Yani oyuncu arkadaşların özgüveni kazanmaları, kendi kimliklerini sahaya koymaları, sahada bastıkları yerde iz bırakmaları bu sinyalleri verdi bana. Tabii ben Trabzonspor'un hocası olarak ya da bunun içinden gelmiş minik takımdan başlayan futbolculuk, antrenörlük çeşitli kademelerde bulunmuş birisi olarak bizim genlerimizde, bizim kültürümüzde kazanmak var. Yani kazanamadığınız zaman bizim mutlu olmamız mümkün değil. Ancak bence bugün farklı bir akşamdı. Ben mutluyum. Yani 3 puan alamamamıza rağmen, genetiğimize aykırı olmasına rağmen farklı değerler kazandığımız için mutluyum. Ve bundan sonra Trabzonspor'un önüne daha net görebileceğini, önümüzdeki yılın belki planlarını daha organize, daha rahat, daha zaman kazanarak yapabileceğini düşünüyorum. Bu skor, bu oyun, bu ortaya çıkan ruh, zaman kazanma ve sağduyulu düşünme açısından da Trabzonspor'a önemli bir süre kazandıracaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor Kulübü'nün gerçekten sağduyuya ihtiyacı var. Skorlardan bağımsız gelecekle ilgili planların ortaya koyulmasına, müsaade edilmesine ihtiyacı var. İnsanlar düşündüklerini, yapmak istediklerini herhangi bir baskı altında, stres altında kalmadan plan, proje ve süre içinde yapmalarına müsaade edilmesi gerekiyor. Zannediyorum bu maç gelecek için önemli bir ışık olmuştur. Biz görevimizi yapmanın huzur içerisindeyiz. Ama tabii burada asıl olan oyuncular, Trabzonspor'un değerleri bunlar. Elinde bulunan da değerler. Bunların tekrar değer kazanmaları, kulübün değer kazanması çok daha önemli. Ve onların haftalar süren bir düşüşten sonra psikolojik olarak özgüven kazanmaları bundan sonrası için de çok önemli. Onlara teşekkür ediyorum, kutluyorum. Olması gereken duruşu gösterdiler. Yapılması gereken şeyleri yaptılar. Ama bazen futbolda olması gerekeni, yapılması gerekeni yaparsınız. Olması gereken olmayabilir. Bugün de skor eksik kaldı.